Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsi kabaran, taşan insana hangi vadide olması gerektiğini hatırlattı. Aşağıya in dedi. İn ki kabre inişin kolay, kabre inişin rahat olsun. Durması gereken yeri ona hatırlattı. Rabbine karşı, insanlara karşı, hakikate, mazluma karşı konumu, tavrı nasıl olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzü insanlığına bunu öğretti, bunları hatırlattı. Mütevazi olmaya çağırdı. El istislamu lil hakki ve terkul fil hukmi hakikate bütün varlığınızla aklınız, kalbiniz dahil bütün hasselerinizle teslim olacaksınız ve Allah'a onun hükümlerine itirazı bütünüyle terk edecek. İşte o zaman Müslüman tevazu makamlarında yükselecek. Tevazu makamı ki ilk o hal, o yürüyüş, manevi oluş seferberliği, inkiyad ile başlar, teslim olacak Allah Azze ve Celle'ye. Onun talimatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını duyduğu zaman Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi onlar evlerinde sudan daha fazla içki tüketiyorlardı. Ama ne zaman içkinin kesin bir şekilde yasaklandığını فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ayet kelimesiyle öğrendiklerinde evlerindeki içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler, اِنْتَهَيْنَا ya Rab dediler. Vazgeçtik Allah'ım. Medine sokakları bir anda içki sele haline geldi. Artık ondan sonra Müslümanların yaşadığı ne bir şehre, ne bir mahalleye, ne bir eve içki girdi. Fehel entum tevazu Allah azze ve celle'nin buyruklarına inkiyat halinde olmak. Emri, talimatı duyduğunuz yerde teslim olacaksınız. Tevazunun ikinci makamı ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir buyruğuna muhatap oldunuz, bir talimatına muhatap oldunuz. Onu size anlatıyorlar, onu size hatırlatıyorlar. O an modern dünyanın kriterlerine, çağdaş dünyaya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın talimatını uyduramıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki feselu ehle zikrin kuntum Bilmediğiniz yerde ehli zikre soracaksınız. Mutlaka bu hadisin Peygamber Ali Aleyhisselatu Vesselam'dan sahih senetle gelen bu buyruğun benim anlayamadığım boyutları var. Onları ulema, alimler onlar bize izah edecekler. Çünkü siz şuna inanıyorsunuz ve kem min aibin kavlen sahihan ve afetuhu min Öyle insanlar var ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifini ya da bir hak kelamı onlar ayıplıyorlar, eksik görüyorlar. Hakikatte problem onların algılarında, onların zihin dünyalarında tıpkı ağzının tadı bozulan birisinin kusuru şekerde araması gibi artık bu şeker tad vermiyor demesi gibi. Kardeşlerim tevazunun bir değer makamı ise etrafınızdaki insanlar, alimler, arifler, hatta çocuklar, hatta kadınlar, onlar da onların da bildikleri, onların da ifadelerinde hikmet, o vardır bunu arayacaksınız. Gerektiği zaman hikmeti Çocukta bile bulsanız ondan alacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyalar görür. Laka sallakallahu rasuluhu'r rüya. Kabe-i etrafında ashabıyla beraber döndüğünü, tavaf ettiğini, mananın madde tecelli remzinde ashab-ı kiramla beraber olduğunu görür. Fakat Hudeybiye'ye kadar gelir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Mekke-i Mükerreme'ye girmesine, Kabe'yi tavaf etmesine müsaade etmezler. Ağır bir anlaşma metli imzalanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah olarak anlaşma metline adının yazılmasına Mekke delegasyonu itiraz eder. Müsaade etmezler. Sahabe-i kiram efendilerimiz de Ya Resulallah nasıl bu kadar ağır bir metni biz imzalıyoruz? Neden geriye dönüyoruz derler. Hazreti Ömer Efendimiz'de radıyallahu anh, ashab-ı kiramda bir tayakkuz hali var. Allah Resulü aleyhisselam, dönelim diyorlar. İnna fetahna leke fetham mubina. Bunlar bizim adımızı kağıdın üzerine yazmıyorlar. Ama siz, uruhama'u beynehum, Fetih suresinde anlatıldığı gibi ümmet olursanız, birbirinize her durumda rahmeti, merhameti kuşanırsanız, göreceksiniz bunlar kağıdın üzerine Muhammedur Resulullah yazmıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle semaya yazıyor Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü ufuk gösteriyorlar. Dönelim diyorlar. Artık Mekke'nin kapısını Allah dönünce sizi açacak. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sahabe Allah Resulü aleyhisselamın gördüğünü göremediklerinden dolayı onlar o kabz halinden baz haline inbisat haline geçemiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırına giriyor. Ummu Seleme annemizi anlatıyor. Bunlar İhramdan çıkmıyorlar diyor. Ummu Seleme radıyallahu anha bir kadın. Annemiz Ummu Seleme radıyallahu anha. Diyorlar ki ya Resulallah siz tıraş olun kurbanınızı kesin. Onlar sizi görünce bu halinizi size ittiba edecekler. Onlar da ihramdan çıkacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkar devesini keserler. Berberini çağırır, tıraş olurlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın o halini gören sahabe, koşarlar, birbiriyle yarışırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ihramdan çıkabilmek için sahabe yarış halindedir. Kadın var, kadın Ummu Seleme radıyallahu anh'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle yap diyor. Sevgililer sevgilisi, sen bir kadın olarak bunları nasıl bana söylersin demiyorlar bu haliyle. Çocuk, kadın, yolda, çalışan, memur, bütün bunların da daraldığınız anda yolunuzu açabilmek için söyleyeceği hikmetli ifadeler var. Ona işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tevazunun belki en üst makamlarından birisi. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnna Allaha ouha ileyye an hatta o kadar tevazu sahibi olacaksınız ki hatta la yafkhara ahadun ala ahadin ve la yabghi ahadun ala ahadin tevazuyu bütün hayatınıza taşıyacak hatta la yafkhara ahadun ala ahadin kimse sahip olduklarından makamından rütbesinden dolayı sen de kim oluyorsun ki bana akıl veriyor? Bana benim gibi birisine hikmet dolu ifadelerin olduğunu söylüyor. Böyle konuşuyorsun. Demeyiniz. İslam var. Bundan sonra gurur yok. Bundan sonra kibir yok. Bundan sonra insanlara makamlarına bakarak değer vermeye paydos buyuruyor. Zulüm yok, ihanet yok buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Urub eş'as medfu'un bil adam yerine koymadığınız birisi yırtık ayakkabılarıyla burnunuza geliyor kapınıza geliyor sizinle konuşmak istiyor huzura kabul etmiyorsunuz git diyorsunuz seninle konuşacak vaktim yok sana ayıracak zamanım yok diyorsunuz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kovduğunuz Adam yerine koymadığınız bu adam Allah katında belki o kadar büyük ki ellerini kaldırsa kainatın sahibine iltica etse gökler onun dualarına icabet edecek. Çünkü kainatın sahibi dualara icabet ederken kimin makamı nerede, kimin gücü, kimin malı ne kadar ona bakmıyor. Kalbinize, yüreğinize bakacak. Adımınızı atarken karşınızdakilere karşı her durum ve her şartta mütevazi olun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için mütevazi olmalı. Dünyada hiçbir hal sonsuza kadar devam etmeyecek. Devamul hali minel muhal. Halinizin, zenginliğinizin, makamınızın, rütbenizin sonuna kadar olması muhal kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azba diye bir devesi var. Hiçbir deve, hiçbir at Allah Resulü aleyhisselamın azbasını geçemez. O kadar gitmede, süratle yolları kat etmede başarılı bir hayvan, bir bedevi gelir Allah Resulü aleyhisselamın devesini geçince sahabe-i kiram efendilerimiz onların yüreklerinde bir hafakan nasıl olur da bir bedevi üzerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı taşıyan azbay geçer derler. Sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: İnne hakkan alallahi el la yerfa şe'en min ed-dünya illa vada'ahu. Allah azze ve Celle'nin mahlukata dair, yarattıklarına dair değişmez kuralı zirveye çıkardığı her şeyi bir gün indirecek. Her yükselişin bir inişi var. Azba ne kadar önde olursa olsun başka bir hayvan gelecek ve onu geçecek. Siz ne kadar yukarılarda olursanız olun malınız rütbeniz itibariyle bir gün sizi oraya çıkaran inişinize hüküm verecek. İneceksiniz yukarıdan baktıklarınız onlar sizin seviyenize çıkacak.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hep burayı gösterdiler ashabına. Hristiyanların Meryem'in oğlunu yücelttiği gibi beni yüceltmeyiniz. Ben Allah'ın kuluyum. Kulu Abdullahi ve Resulu Allah'ın kulu, Allah'ın Resulü Muhammed'in. Beni böyle alın. Böyle anlatın etrafınıza. Kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırlar kainatın sahibine iltica ederken Allahumme ahyini miskinen ve amitni miskinen ve hşurni fi zumratil kini yevmel kıyame ya rabbi beni mütevazi olarak hayatımı devam etti mütevazi bir halde ruhumu al ve kıyamet günü mütevaziler fukaralar zavallılar biçareler Onlarla beraber haş olmak, onlarla huzuruna gelmek istiyorum. Kardeşlerim, sallallahu aleyhi ve sellem. Tavazu dediler. Ashabını inin buraya. Burada durun. Buradan bakın dünyaya. Mazluma, biçareye, yetime, dul kadına neyiniz varsa onlarla paylaşın. Paylaşmaya çağırdılar. Kur'an hakimi hayatıyla tefsir ettiler. Bazen kendi hayatından, bazen Kur'an hakimin ayetleriyle önceki peygamberlerin dünyasından, bazen de Hazreti Lokman gibi hekimlerin, hakimlerin, hikmet sahibi insanların dünyasından konuştu asabına. Hazreti Lokman'la konuştu davetçilere, İmamlara, mürebbilere, öğretmenlere, doktorlara, mühendislere, devleti idare edenlere hasılı bütün insanlığa konuştular. Önce ya bu ne yela tuşriki billah. Vahid olacaksınız. Allah azze ve celleden başka otorite, güç tanımayacaksınız. La ilahe illallah derken bütün hücreleriniz, bütün zerreleriniz bu hakikate iman edecek. Sonra ya bu neye? İnneha intekum isqal habbetin min khardalin fetekun fi sahratin av fi semawati av fil ardi yati biha Allah. Yaptıklarınız ne kadar gizli odalarda yaparsanız yapın, görüşmelerinizi, anlaşma metinlerinizi ne kadar insanlardan uzak yerlerde imzalamış olsanız da onları gören bir Allah Azze ve Celle var bu şuurda olacaksınız. Ardından ya bu ne salat ve amur münker. Namaz kılarak kemal basamaklarında yükseleceksiniz. Her gün şu kadar defa Allahu Ekber diyeceksiniz. Ya Rabbi sen amirlerden, sen dünyanın bana yönelen bütün tekliflerinden daha büyük, daha önemli, tek itibar alınacak, tek emirlerine ittiba edilecek güç sahibisin ya Rabbi diyeceksiniz. Ekimiz salate önce olacaksınız. Ve amur bil marufi sonra etrafınızdakileri olmaya çağıracaksınız. Doktor, öğretmen, imam, vaiz olarak sürekli kendinizi Allah'a kul olarak kabul edecek etrafınızdakileri kulluğa çağıracaksınız. Fakat çağırmak, çağırırken etrafınızda insanlar toplanacak, talebeler hale hale olacaklar. O zaman nefsiniz bütün bunlardan pay isteyecek. Kainatın sahibi orada dur diyor. وَلَا تُسَعِرْ kelin لِنَّاسِ Makamın yükselince sağır hastalığına yakalan develer gibi başını çevirip de insanlara bakma. Tek yönüyle, tek tarafınla bakma bu gurur, bu kibir halidir. İn onların dünyasına, al karşına ve kardeşin olarak bak. Aç yüreğini sonuna kadar onlara. Ve temşifil temşi ardı maraha. Yeryüzünde gurur kibirle yürüme. Vaksid fi meşik. Vagzud min sautik. Sesini yükseltme karşındaki yanlış yapabilir, hata yapabilir. Hatalarından, yanlışlarından dolayı onları azarlama. Ve men yuslim vecahu ila Allahi, ve hu muhsinun fekad istemsaka bil Kim kardeşlerim buyuruyor Kur'an'a ı Bir davetçi, bir Müslüman olarak beninden kurtulur, enesinden kurtulur. Mütevazı olursa o kendini Allah'a teslim eder. Esleme ilah harfi ceriyle kullanınca sanki bir satıcı malı müşteriye teslim ediyor. Müşteriye teslim edince artık o mal üzerinde tasarruf hakkı olmaz. Sizler de bunları yapınca Ömen يُسْلِمُ وَجَهَوْا اِلَى Allah <اللّٰه> Artık aklınızı, ruhunuzu, bütün hasselerinizi, kainatın sahibine teslim ettiniz. Rabbinize, sizi yaratan Allah Azze ve Celle'ye, Ya Rabbi diyorsunuz, elim, gözüm, kulağım, hiçbir hasem, senin buyruklarına muhalif olmayacak Allah'ım. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaşadılar, yaşamaya çağırdılar yaşayan öğrenciler, mütevazi öğrenciler kadrosu çıkardılar hesabın arasından. Ebu Bekirleri, Ömerleri çıkardılar. Ne kadar yüceldilerse, maddi manada ne kadar yükseldilerse o kadar insanların dünyasına indiler. Ömer radıyallahu an o ki o yüzden varız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o makamda olmasına rağmen Mütevazı oldular, indiler. Ömer indi Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün öğrencileri hayatın bütün şubelerinde tevazuyu sonuna kadar kuşandılar. İbn Sa'd rivayet ediyor. Ömer Radıyallahu Anh devlet başkanı İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın devlet başkanı. Yani o gün itibariyle en büyük siyasi güç Ömer Radıyallahu Anh efendimiz. Hacca gidiyor. Etrafında binlerce insan var. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyor. Bir ovada Ömer radıyallahu anh. Ovada atından iner, durur etrafındakilere, ona hayretle bakanlara döner, buyurur ki, Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer, bir zamanlar kalın yün abalar giyer.'' Buralarda çobanlık yapardın Ömer. Şuralarda yalnız başına yatardın Ömer. Senden başka çölde kimseler olmadığı halde Hattab'ın develerini güderdin Ömer. Şimdi seni oradan alıp Rabbin nerelere götürdü Ömer? El mu'ti ma şa'e men yeşa. Rabbin dilediğini dilediğine verir Ömer. Dün yün nabalar giyer. Yaz güneşinde onların içinde yanardın Ömer. Bugün seni buraya getiren tekrar oraya döndürür Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer kardeşlerim, bu kadar büyük mikyasa sahip bir devletin başında, bir cuma günü öğrencileri, ashabı onu dinliyorlar, arkadaşları onu dinliyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, devlet başkanı olarak minbere çıkar... Hamdeli cümlelerinden sonra Ömer der, bir zamanlar amelelik yapardın, çalışırdın, ellerin çatlar, evine, çocuklarına ekmek götürürdün. Ama şimdi leysa fawki ahadun üzerinde beşer planda kimseler yok Ömer. Ömer haddini bil Ömer der ve hutbeden iner. Oğlu Abdullah yanına gelir. Baba der, ma da'a ke ila ma kulte. Neden böyle dedin? Evladım der. Delegeler, insanlar, memurlar, bürokratlar yanıma geliyorlar. Bir an kendimi öyle bir noktada hissettim ki çıkayım dedim. Ömer bir gün bu sokaklarda dolaşır, ameli olarak dolaşır. Bana iş veren birisi var mı diye dolaşırdı. İşte Ömer'i oradan görün. Ömer'e oradan bakın. Ömer radıyallahu an Hazreti Urve bin Zübeyir rivayet ediyor. Diyor ki bir gün Medine sokaklarında dolaşırken Ömer radıyallahu an efendimizi gördüm. Omuzlarında su kırbaları. Devlet başkanı Ömer gidiyor radıyallahu an. Dedim ki la yenbagi leke haza. Uygun değil ki sen bir devlet başkanı olarak bütün protokol kurallarını ayakların altına aldın. Şimdi sırtında su kırbalarını taşıyorsun. Ömer hayret dolu bakışlar arasında sırtında su kırbaları Medine'de bir kadının zavallı biçare bir kadının evine gider. Enes bin Malik rivayet ediyor. Ömer bir gün ağlayarak evinden ayrılır. Medine'de büyük bir hurma bahçesi görür. Durma bahçesine girer Ömer radıyallahu an. Aramızda bir duvar, duvarın arkasında ağlayan bir Ömer var. Dünyanın en büyük devlet başkanı Ömer var. Ömer ağlıyor ve diyor ki: "Ya bu ne yel hattab? Ey hattabın oğulcağı Ömer. Le tettakiyen Allah Ömer diyor. Hattabın deve çobanı oğlu Ömer. Eğer ya Allah'tan korkarsın ya da Allah'ın narı, Allah'ın cehennemi seni bekliyor Ömer. Kardeşlerim, o Ömer ne kadar büyük. Seni Ömer. Hz. Muhammed nereden alıp nerelere çıkardı Ömer? Modern dünyanın Modern siyasetin standartlarını alt üst ettin Ömer. Monşerlerin protokol kurallarını ayaklar altına aldın Ömer. Şimdi üniversitelerde dolaştığım yerde hukukla, siyasalla, konuşmalara, toplantılara gelen gençler var Ömer. Onlar hukuk fakültelerinde, siyasallarda Eflatun'un devletini okuyorlar. Ama senin devletine onlar hayran Ömer. Onlar istiyorlar ki gün gelecek, bu dünyaya müdahil olacak. Hazreti Muhammed adına senin yolundan yürüyecek mazlumlar, yetimler, ezilenler adına dünyaya senin hocan Hazreti Muhammed'in değerleriyle el koyacağız Ömer diyorlar. Ya Resulallah sen ne kadar büyüksün ki çölden Ömer'leri çıkaran sen, Ebu Bekir'lerin hocası sen, Fatih'lerin en büyük zaferlerden sonra nefsine bir pay düşmesin diye gece yarısında İstanbul'a giren Sultan Yavuzların hocası sen ya Resulallah. Ey Ömer'in, Ebu Bekir'in hocası sana binlerce salat, sana binlerce selam olsun ya Resulallah. Bütün dehlizlerden, bütün savrulmalardan sonra şimdi yüzünde senin sünnetinin nişanesi. İşte burada İslam'ın çocukları. Onlar sayıları belki 300, belki 400 farklı fakültelerde, bir kentte, Ankara siyasalda, hukukta salonlara toplanıyorlar, dolduruyorlar. Diyorlar ki Kerhen Neflatun'un devletini okuyoruz. Ama idealimiz, monorozamız Hazreti Muhammed'in esaslarıyla dünyayı yönetmek senin çocukların geliyor ya Resulallah. Senin öğrencilerin geliyor. Mazlumların, yetimlerin, biçarelerin hakkını korumaya, küresel aya dur demeye bu asrın Ebu Bekirleri, Ömerleri, mütevazi Müslümanlar geliyor ya Resulallah.